Zaman Tüneli. Tegered FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Şu anda yeni bir Zaman Tüneli programında sizlerle beraberiz. Bir haftalık bir aradan sonra hepinizi Tegered FM çalışanları adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Tarihe şan verenler. Sevgili dinleyiciler, 16. asırda Kanuni Sultan Süleyman bütün Macaristan ülkesini fethederek Türk topraklarına katmıştı. Bu zafer neticesinde Avrupa'nın en mühim kalelerinden Eğri, Uyvar, Kanije, Esfergon ve Tameşvar Türk hakimiyetine geçmişti. Bu müstahkem kalelere muhafız olarak birçok kudretli ve değerli kumandanlar tayin edildi. O devirde büyük kahramanlıklar gösteren Tiryaki Hasan Paşa, Kuyucu Murat Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşalarla beraber milli tarihimizde yüksek bir mevki kazanan bir kahramanımız da hiç şüphesiz Koca Cafer Paşa olmuştur. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana şehrini ikinci defa muhasara etti ve ancak 1683 tarihinde buna muvaffak olamayarak geri çekildi. Bu suretle ne oluyordu? Avrupa'da Türk'ün zaferlerle dolu talihi ters dönüyordu. Türk ordusunun ricati geri çekilmesi üzerine Avrupalılar artık Türkleri Avrupa kıtasından atmanın zamanı geldiğine karar verdiler. Avusturya, Polonya, Venedik hükümetleri aralarında mukaddes bir ittifak hazırladılar. Bunlara Rusya da katıldı. Müttefik devletlerin, Haçlı devletlerin orduları Türk topraklarına akmaya başladılar. Macaristan'ın müdafasını Tekirdağlı Mustafa Paşa üzerine aldı. Polonya üzerine Süleyman Paşa, Venediklilerin üzerine de Halil Paşa kuvvetleri gönderildi. Avusturyalılar taarruza geçerek Peşte şehrini ele geçirdiler. Türk orduları birkaç cepheye dağıldıkları için Avusturyalılar Macaristan'ı tamamen istila ettiler. Avusturya kuvvetlerine karşı Budin şehrini Kara Mehmet Paşa kahramanca müdafaa etti. Bu müdafaaya Budinli çocuklar ve kadınlar bile iştirak etti. Paşa'nın şehadeti üzerine Budin şehrini Abdi Paşa müdafaaya başladı. Ancak o da şehit düştü. Bunun üzerine bütün Macaristan toprakları 150 sene Türk hakimiyetinde yaşadıktan sonra elimizden çıktı. Bu defa Avusturyalılar
Tuna üzerine doğru akınlara başladılar. Belgrad ve Semendire kalelerini de ele geçirdiler. O sıralarda sevgili dinleyiciler, Cafer Paşa Tameşvar Kalesi valisi ve muhafızıydı. Birdenbire Avusturya orduları Tameşvar Kalesi'ni muhasara ettiler. Ordu Humayun da o sıralar Edirne'de bulunuyordu. Avusturya topraklarındaki Tameşvar Kalesi'ne hiçbir yerden imdat gelmiyordu. Düşman kuvvetleri birçok taarruzlarda bulundular, durmadan kaleyi toplarıyla ateşe tuttular. Bütün bu gayretlere rağmen Tameşvar Kalesi'ni ihtiyar fakat çok tecrübeli bir asker olan koca Cafer Paşa'nın elinden almanın imkanı bulamadılar. Tameşvar çok güzel bir şehirdir sevgili dinleyiciler. Bu da Peşte'ye giden yolun üzerinde aynı zamanda askeri ehemmiyet olan müstahkem bir mevkiydi. Bu sebeple Avusturyalılar bu kaleyi almaya fazlasıyla gayret gösteriyorlardı. Fakat ele geçirmek ne mümkün? Koca Cafer Paşa insana kolay kolay kale teslim eder mi? Tameşvar Kalesi tam 4 yıl düşmanlara karşı kendini müdafaa etti sevgili dinleyiciler. Açlık, yorgunluk bu kahramanları hiçbir zaman bezdirmedi. Bu kaleye 4 yıl hiçbir yerden imdat gelmedi. Düşmanlar Tameşvar Kalesi'ni muharebeyle alamayacaklarına kanaat getirince koca Cafer Paşa şu mektubu gönderdiler. Kalenin muhasarı susamaktadır dediler. Hastalıktan, zahire yokluğundan muhafızların mecali kalmamıştır. Avusturya orduları Tuna hattını ele geçirmişler ve Niş'e doğru ilerlemişler. Artık Tameşvar'a yardım gelmenin imkanı kalmamıştır. Muhafız Paşa'nın hizmeti ve cesareti her türlü takdirin üstündedir. Askeri bir vazifenin nasıl ifa olunacağı hakkında bizlere de güzel bir ders vermiştir. Ancak daha ziyade inat etmesi, ısrar etmesi müdafilerin beyhude yere telef olmalarından başka bir netice vermeyecektir. Muhafız Paşa bir düşünsün, insaf etsin. Kalenin kurtulması bugünkü şartlar içinde mümkün değil. Fedakar askerlerine acısın. Eğer kaleyi bize teslim ederse, askerleriyle beraber salimen ve hangi yoldan gitmek isterse kendisine müsaade edilecektir. Mali sıkıntısını, mali zaruretini bildiğimizden dolayı askerlerine yol harçlığı olarak şu kadar 1000 düka altını vermeyi de taahhüt ederiz diyordu. Kale kumandanı koca Cafer Paşa bu mektubu gülümseyerek okudu. Sonra gözlerini bu mektubu kendisine getiren elçiye dikti. Yanında bulunan bir muhafız askere, bana dedi, askerlerimin yediği yemeği getiriniz, ekmeği getiriniz dedi. Muhafız Paşa'ya derhal Türk askerlerinin yediği çamura benzer bir okka ekmeği getirdiler. Paşa bu ekmeği eline aldı, düşman askerine gösterdi ve ona dedi ki, kale muhafızlarının çektiği ızdırap ve mahrumiyet doğrudur dedi. İşte dedi askerlerimin yediği ekmek de budur dedi. Kumandanınızın istediği kale benim değildir dedi. Bu kale Türk milletine aittir dedi. Ben padişah tarafından bu kalenin muhafazasına ve müdafasına memur edildim. Binaenaleyh bana ait olmayan bir şeyi ben başkasına veremem dedi. Sonuna kadar müdafasıyla mükellefim. Muhafızlar hakkında teveccüh ve merhamet ishal edilmektedir. Eserlerini göstermiyorlarsa da yine teşekkür ederim. Ben servet sahibi değilim. Rüşvet almak da adetim değildir. Miras olarak evladıma şu getirdiğiniz mektubu bırakacağım. Kumandanıza da selam söyleyiniz. Madem ki muhafızların zaruretlerine acıyor, benim de ona mukabil bir teklifim var. Böyle diyerek koca Cafer Paşa ayağa kalktı. Birkaç adım yürüdü. Fakat topallıyordu. Muharebelerin birinde ayağından yararlanmış ve ayağı sakat kalmıştı. Elçiye aynen şunları söyledi sevgili dinleyiciler. Görüyorsunuz ki ben ihtiyarım dedi. Ayağım da sakattır. Sizin kumandanınız gençtir ve dinçtir. Elimize birer kılıç alalım. İkimiz Tameşvar Kalesi'nin önünde bulunan bir meydana çıkalım. Burada kılıçlarımızla mübareze edelim. Eğer kumandanınız beni öldürürse askerlerin bu kaleyi derhal size teslim etmeye söz verecekler. Şayet ben kumandanınızı haklarsam bizi
kendi halimize terk edip buradan savulup gitmeyi taahhüt eder misiniz dedi. Düşman elçisi karşısına dikilmiş bu ihtiyar aslanın bu cesareti karşısında dona kaldı. Türk'ün elinden kolay kolay kale alınamayacağını anladı ve koca Cafer Paşa'ya boyun kırarak kaleden çıktı gitti. Paşa'nın söylediklerini aynen kumandanına nakletti. Muhasara yine devam etti sevgili dinleyiciler. Taarruzunu şiddetlendirmesine rağmen düşman Tameşvar'ı Türk aslanlarının elinden alamadı. Milletin şerefini, şanını göklere yükselten bu kahramanlık menkıbesi İstanbul'da duyulunca, o zamanlar İstanbul tahtında bulunan, Osmanlı tahtında bulunan Sultan II. Mustafa orduyu Humayun'un başına geçti ve Macaristan seferine çıktı. Türk orduları Tameşvar üzerine yürüdükleri zaman Avusturyalılar muhasarayı kaldırıp kaçmaya mecbur oldular. Evet, cesaretiyle ve sabrıyla bu koca kalenin elde kalmasına ve büyük bir musibetin def olup gitmesine imkan hazırladığı için koca Cafer Paşa büyük bir hizmet etmişti. Bu görevinden önce Kars Mutasarrıflığında, efendim Erzurum Van Beyler Beyliğinde, Sivas Valiliğinde, Adana Valiliğinde, Anadolu Müfettişliğinde ve Belgrad Muhafızlığında bulunmuştu. Böyle büyük devlet hizmetleri görmüş, ondan sonra Tameşvar Valisi ve Muhafızı tayin edilmişti. Tameşvar'daki bu kahramanlığından, bu celadetinden, bu hizmetinden sonra Koca Cafer Paşa 1697 yılında vukuğa gelen Avusturya Harbi'ne de iştirak etti. Pek ihtiyar bir çağında olduğu halde. Zenta mevkiinde Prens Öjen kuvvetleriyle çarpışılırken Tays Nehri üzerindeki köprü birdenbire yıkıldı. Bunun üzerine büyük bir mağlubiyet vukuğa gelmişti. Sadrazam Elmas Mehmet Paşa, 3 büyük vezir ve 10 bin askerimiz bu nehrin coşkun sularında boğularak şehit düşmüştü. Bu şehitlerin arasında Koca Cafer Paşa da vardı sevgili dinleyiciler. Dünyaya, milletine ve Rabbine olan borcunu ödeyerek rahmete kavuşmasını, Allah onun büyük kahramanlıklar gösterdiği harp meydanlarında verebilmesini müyesser kılmıştı. Ruhu şad olsun. Oh,
Sevgili dinleyiciler, Sultan II. Abdülhamit'in son derece düşkün olduğu meşhur bir beyaz atı vardı, Ferhan. Gerçekten padişahın alakasını haksız çıkarmayacak derecede eşsiz bir hayvandı. Sultan Hamid'e Bağdat civarındaki bir aşiret şeyhi tarafından hediye edilmişti. Bu hediye edişin de ilgi çekici bir hikayesi var. 1890'lı yıllarda o civarda yaşayan iki aşiret arasındaki Arap aşireti arasında bir anlaşmazlık, bir ihtilaf çıkmış. Aşiret reisi olan şeyhler birbirlerine elçiler göndererek anlaşma yolunu denemişler ancak bir netice alamamışlar, sonra da muharebeye tutuşmuşlar. Derken devlet işe müdahale etmiş. Zamanın valisi Rauf Paşa da şeyhleri çağırarak bu mübarezenin, bu çatışmanın durdurulmasını emretmiş. Şeyhler valinin emrini derhal yerine getirmiş ve barışmışlar. İşte bu muharebe sırasında, iki aşiretin çatışmaları sırasında gerçekten enteresan bir hadise gerçekleşmiş. Savaşçılardan Uneyze aşiretinin reisinin oğlu savaş sırasında yaralanmış, atından düşmüş. Delikanlının atı sahibini bırakmamış. Ağzıyla belinden yakalamış, harp meydanından çıkarmış ve koşa koşa kendi taraflarına getirmiş. Tabi hadise Vali Rauf Paşa'nın malumu olmuş. Bunun üzerine aşiretin reisi bu atı valiye, Sultan Hamid'e hediye edilmek üzere teslim etmiş. Şeyh bundan büyük bir şeref duyacağını söylemiş. Ferhan adlı küheylan böylece başka aşiretlerde tasdikli şeceresiyle beraber padişaha takdim edilmiş. İşte Sultan Hamid'in meşhur beyaz atı budur. Padişah saraydan çıkacağı zaman bu hayvan binek taşına getirilir. Başını çevirip bakar, Sultan Hamid'i görünce belini eğer, kulaklarını dikerek padişaha bakıp hafiften kişnermiş. Padişah da biner bitmen, ata biner binmez, onu okşar, sever. Ferhan da sanki bütün bu olanlardan, bitenlerden böyle bir azametlenirmiş. Eski yazarlardan birisi bu atı anlatıyor, diyor ki ben bu atı ilk defa Yıldız'taki Saat Kulesi'nin önünde gördüm, diyor. Süvarisi Sultan Hamid idi, diyor. İyi hatırlarım, diyor, pek küçüktüm, diyor. Gazi Osman Paşa'nın konağına cuma selamlığına yollanmıştık. Sarayın meydana nazır setleri altında bir odada idik, diyor. O zaman padişahlar cuma selamına giderken o yol üzerindeki konaklar da pencerelerde böyle herkes seyrederdi. Bugünkü gibi gözümün önündedir, diyor. Ferhan, diyor, iki tarafa adeta selam verircesine başını sallaya sallaya yürüyordu. Sultan Hamid de mutadibeçiyle muttasıl sağa sola selam vererek yürüyordu, diyor. Ne demişler? İyi kan hiçbir zaman aldatmaz. İşte Sultan Hamid'in meşhur beyaz Ferhan adlı küheylanının hikayesi bu. Sevgili dinleyiciler, Türk tarihinin en güzide eserlerinden birisi şüphesiz Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Mimar Sinan'ın ustalık eserimdir dediği ve 2 sene gibi kısa bir zamanda tamamladığı bu cami gerçekten gerek Edirne'nin gerek bütün Türk ülkesinin adeta bir süsüdür. Bu güzel caminin manevi bir takım özellikleri de var sevgili dinleyiciler. Öncelikle yapılışı bir menkıbeye dayanıyor. Yaptıran malum Sultan II. Selim. Kıbrıs adasının Benedikler elinde malum hac yollarını tehdit ediyor. Kıbrıs adasının fethedilmesi gündemde. Divan-ı Humayun'da toplantılar yapılıyor. Ada fethi zordur. Fethe çıkalım mı çıkmayalım mı erteleyelim mi gibi. Bu müzakereler yapılırken Sultan II. Selim bir rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Peygamber'i görüyor. Hazreti Peygamber ona diyor ki korkma, fethe çıkın. Kıbrıs'ı fethedeceksiniz, bunun karşılığında şükran nişanesi olarak bir cami yaptıracaksın, diyor. İkinci Selim, Sultan II. Selim uyanıyor. Ertesi gün divan toplantısında Kıbrıs'ın fethi müzakere ediliyor ve divandan Kıbrıs'ın fethine çıkılmaması, ertelenmesi kararı çıkıyor. Bunun üzerine padişah adet olmadığı halde divan toplantısına müdahale ediyor ve divan aleyhte karar almasına rağmen padişah Kıbrıs'a sefer yapılmasını emrediyor. Kıbrıs'a sefer yapılıyor. Kıbrıs seferi tamamlandıktan sonra
Bir gün Hazreti Sultan II. Selim tekrar Hazreti Peygamber'i görüyor. Hazreti Peygamber soruyor. Ne oldu cami diyor. Bunun üzerine hemen Sultan II. Selim Edirne'de meşhur Selimiye Camii'nin yapılması emrini veriyor. Ve 2 sene gibi kısa bir zaman zarfında bu mükemmel cami kubbesi Ayasofya'dan daha büyük olan dünyanın en büyük kubbeli camisi bu. 4 minareli son derece zarif bir cami. Bu caminin başka manevi hususiyetleri de var sevgili dinleyiciler. Malum tek büyük bir kubbesi var. En büyük kubbe budur. Bu kubbe Allah'ın birliğini ve varlığını sembolize ediyor. Pencereler 5 kademelidir Selimiye Camii'nde. O da İslam'ın 5 şartını sembolize ediyor. Caminin bütün pencereleri 99 tane. Bu da Allah'ın 99 ismini yani Esma-ül Hüsna'sını sembolize ediyor. Vaaz kürsüleri 4 tane. Bu da 4 hak mezhebi sembolize ediyor. Bütün külliyede 32 tane kapı var sevgili dinleyiciler. Bu da İslam'ın 32 farzını sembolize ediyor. Arka minarelerde 6 tane yol var. Bu imanın 6 şartını. Caminin minarelerinde 12 tane şerefe var. O da cami yaptıran padişahın Osmanlı padişahlarının 12.si olduğunu sembolize ediyor. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle İstanbul'daki zenciler, Habeşiler ki eskiden bunlara Arap denirdi. Eskiler zencilere Arap diyorlardı. Halbuki Araplar beyaz, hatta içinde sarışın da olan bir ırk ama halk böyle inanmış. Onda tabii takım sebepleri var. Mevzumuz o değil. Bu İstanbul'daki zencilerin, eskilerin tabiri Arapların büyük heyecanla kutladıkları bir bayram vardı. Çilehane Bayramı. Her yıl Mayıs'ın birinci cumartesi günü şehirdeki bütün siyahiler, bütün zenciler Çamlıca'daki Çilehane'de toplanırlardı. Bu Çilehane Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Çilehanesi'nin olduğu yer Bulgurlu'da. Burada toplanırlardı. Kimler? Harem ağaları. Haremlerdeki bacı kalfalar, halayıklar, susamcı kadınlar, fellahlar, herkes sabahın erken saatlerinde toplanırdı. Sonra kadınlar ayrı, erkekler ayrı civardaki tepelere dağılırlardı. Bütün yaptıkları çiçek toplarlar. Başlarına, bellerine, kollarına, ayaklarına takarlar, ayak bileklerine takarlar, süslenirler. Ve bu arada sürekli olarak Afrika'dan, Habeşistan'dan türküler söylerlerdi. Bir başka alem de onların bu Çilehane Bayramı. Bu Çilehane Bayramı Cumhuriyet'ten sonra da bir müddet bu siyahiler arasında devam etti. Ondan sonra unutuldu gitti. Bu memleketlerinden ayrılmış insanların memleketlerine karşı duydukları hasreti bir nebze olsun giderdikleri birbirleriyle görüşüp kaynaştıkları bir müesseseydi Çilehane Bayramı. Şimdi adı da unutuldu, kendisi de unutuldu. Bu siyahilerden de aramızda ne yazık ki hiç hayatta kimse kalmadı. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da zaman tüneline ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizleri zaman tüneline bekliyor ve beraber olmayı umuyoruz. Hoşça kalın. Zaman Tüneli.